Şuraya da bir tıklasana bak ne oluyor. Destek verdi. Boric aldı pasını. Boric gidiyor. Harika bir baba, çalım. Baba, efendim evladım. Sen niye hiç bizi top oynamaya falan götürmedin? Birden aklıma takıldı. Kolay soru be evladım. Hiç zamanım olmadı çünkü. Şu an var ama. Top yok ya. Olsa var ya. Oho. Bana Polo Sabri derlerdi bizine. Ah ulan ah. Ne günlerdi be. Lan! Polo Sabri! Ne haber lan Polo? Ne yapıyorsun lan delikli şeker? Ya oğlum Polo değil lan Polo değil hıyar. Pele pele bak ne yazıyor burada? Ah Biricim abi abi be ya. O kadar pele dedik gitmiş Polo yazmışsın ya. Beni dinlememişsin besbelli zaten. Biricim abi bak buraya bırakıyorum. Bak buna pele yazacaksın tamam mı? Alo Biricim abi. Kime diyorum ya? Niye bu kadar gürültü var ya burada be? Bunlar ne odun kesiyor? Pele koy. Pele yazacak pele. Tam buraya tamam mı bak? Bak başka bir şey yazayım deme sakın. Polo bola yazma sakın ha adım kötüye çıkmasın. Duyuyor musun beni? Dur. Makineleri kapat. Faruk kapat makineleri. Makineleri kapat. Ne var lan? Ne oldu ne bağırıyorsun deli gibi? Abicim benim formanın arkasına Pele yazdıracaktım. Duyduk oğlum. Tamam ne bağırıyorsun? Tamam yarın gel al. Abi Pele yazacak tamam mı? Tamam Pele yazsın oğlum. Başka bir şey mi yazsın dedik? Sanki Polo yazacakmışın gibi bir his var içimde. Ben zaten ne zaman buraya gelsem kendimi baskı altında hissediyorum. Baskı altında hissedeceksin tabii oğlum. Burası baskıcı rejimin yeri. Baskı yapmayı da senden öğrenecek değiliz. Canımı da sıkma benim. Ya bir dur rejim abicim. Bir dur kendine gel ya. Bu kaçıncı be abicim ya? Dur abi dur Allah aşkına. Gelene gidene atar yapıyorsun. Bir dur ya. Hadi size kolay gelsin. Yarın uğrar alırım tamam mı? Pele pele ha. Abicim bir dur gözünü seveyim ya. Herkese zıt gidiyorsun. Yarın bir gün bak ters biri gelir. Allah muhafaza bıçak bıçak çeker. Bir şey olacağından değil de hep beraber çalışıyoruz. Tadımız kaçmasın. Yok Arif benim de bir asabım var yani. Sonra Recim sen niye baskıcısın? Sen niye şöylesin böylesin? Hakikaten Recim abi sen niye bu kadar baskıcısın? Güzel soru. Tam da oturup uzun uzun hikayeyi anlatmak istiyorum. Her şey bundan 3 sene önce başladı. 1970 Dünya Kupası. Brezilya adeta uçamayan bir kelebek gibi top oynuyor. Asabi, kıvrak ve bir o kadar da yere yakın bir futbol anlayışı. Bütün dünya tüm bu futbol şöleni boyunca tek bir ismi bağırıyordu. Pele. Kafamda o anda bir şimşek çaktı. Neden formaların arkasına Pele yazıp satmayaydım ki? Ve bu kararımı hemen uyguladım. Hemen bütün birikimimi yatırıp yurt dışından 4 ton P, 4 ton L, 8 ton E, bir tane de ne olur ne olmaz diye Ü sipariş ettim. Fakat atölyeye geldiğimde acı tabloyla karşılaşmıştım. Hayır o değil diğeri. O da değil yavrum diğeri. Gelen kargonun içine baktığımda başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Aaa! Neyse. Güldüm ve geçtim. Kafamı kaldırdığımda ne göreyim? Pele yazmamı sağlayacak E'ler yerine 8 ton O dayamışlardı bana. Hayır! Ama ne yapmalıydım? O gece sabaha kadar elimdeki harfleri nasıl kullanabilirim diye düşündüm. Sabah olduğunda aklımda tek bir kelime vardı. Sabah ilk iş olarak Tayfun'un sırtına bunu basmaya karar verdim. Fakat deneyde bir takım şeyler ters gidince formayı ters basmış olduk. Polo bu şekilde ortaya çıktı. Bütün insanlara yalnızca benim istediğim yazıyı yazacaktım. Her Pele isteyene Polo vererek kulağımı tıkayacak ve böylece paraya para demeyecektim. Her şeye tabela değiştirerek başladım. Rejim Ozalit'ten baskıcı rejime. Bu dahiyane planı uygulamak için çok geçerli bir bahanem olması gerekiyordu. Sadece ve sadece müşterileri yanlış anlamış olursam Polo yazılı tişörtleri kakalayabilirdim. Bu yüzden de atölyeye dünyanın dört bir tarafındaki en çok gürültü yapan makineleri getirdim. Hiç fark etmediniz mi burası neden bu kadar sesli diye? Bir ahşap kesme makinesi, bir torna tezgahı, bir kukumav kuşu, bir kuk plus ızgara, dört davulcu ve pazar sabahlarındaki matkaplı tesisatçı. İşte bu evlat. Bu bizim niye bunları yaptığımızın özeti. Bütün şehrin sırtında Polo'yu görmeden durmak yok.
Abicim yalnız kukla sızgara ses çıkarmıyor ki. İşte alışveriş ederken bunu bilmiyordum. Izgara falan dediler, sesli bir şeydir diye aldım. Abi ızgara ne biliyor musun? Benim aile hep vegandı da. Bırak şimdi onu da şu ızgaraya bir bak. Power Zone 300 watt güç, ani ısınma, PFOA içermeyen yüzey, paslanmaz ince estetik dizayn, iki pişirme alanı, ayarlanabilir ısı kontrolü, entegre yağ haznesi, kaymaz ayaklar. Yaptığım en iyi alışveriş hakikaten. Bir de kukuman kuşları var tabii ama Cook Plus ızgarayı tek geçerim. Abi sen vegan mısın? Ne oldu, şaşırdın mı yoksa? E abi o ızgarayla kaç kere et yedik seninle? Bu nasıl veganlık? Lan siz vegan mı diyorsunuz? Veylani. Ben iki saattir vegan anlıyorum onu yalan. Ah Bericim abi, abi be ya. O kadar pele dedik, gitmiş polayı almışsın ya. Beni dinlememişsin besbelli zaten. O gün sadece benim için değil, bütün semt için bazı şeylere başlangıcı oldu. Artık herkesin üstünde polo yazan formalar vardı. Herkes aynı fabrikadan çıkmış gibi araba tekerleklerine döndü. Ardından beklenen şeyler oldu. Halı saha maçları. Maçlarda kimse doğru yere pas atamaz oldu. Bütün takımlar top kaptırıp kontra ataklarla gol yiyorlardı. Ve halı saha kavgaları. Halı saha kavgaları giderek büyümeye başlayıp bütün şehre yayıldı. Büyüyen halı saha kavgaları yerini isyana bıraktı. Şehir artık yaşanmaz bir hale gelmişti. Her tarafta oynanmayan futbol topları ve hiçbir zaman değişmeyecek olan bipler vardı. Arkadan söylenen yanlış seslenmeler etrafı sarmıştı. Artık bunu durdurmanın tek bir yolu vardı. Tüm bu olup bitene dur demek için yanıma sınıftan arkadaşım Gültekin dalıp baskıcı rejimin atölyesine gitmiştim. Yürü Gültekin, yürü. Bu adamı durdurmalıyız. Ya neyi durduracağız? Adam fakire fukaraya forma verdi. Üzerine giydirdi. Ben memnunum yani. Pele olsa ne, polo olsa ne a**ayım. Patlattık a**ın sulasını. Erkenden bulduğumuz iyi oldu. Ben de özel derse geç kalacağım. Hoca öldürür valla. Gidersin Gültekin, dur. Önce şu zulayı patlatacağız. Nasıl patlatacağız Sabri Bey? Bey ne lan? Seninle aynı yaştayız, gerizekalı. Ben bu benzini üstlerine dökeceğim ha. Burama kadar geldi. Ya aman Sabri, ne bok yersen ye. Sana uydum da buralara kadar geldim ha bu genç yaşımda. Dur bakalım. Şu çakmağı da çaktık mı bu iş tamam. Muammer saldır. Hay Allah, yeni de çay demlemiştik ya. Ziyade olsun abiciğim, ben almayayım. Oha deve. Ne sandın ya? Nerem doğru ki zaten. Oğlum ne alaka lan, salak salak konuşma. Ne bileyim, neren eğri diye sordun sandım bir an. Gazanın doğurduğuna inanıyorsun emme. Yapma Gültekin, bindiğin dalı kesiyorsun. Bu işler böyle Sabri. Parayı veren düdüğü çalar. Bunlar da mı benim hakkımda? Gene beni mi ima ediyorsunuz ha? Oha alıngan deve. Sabri, Sabri. Bu iş senin düşündüğünden karışık. Sen karışma. Benim istediğim gibi olacak. Formayı da ben satacağım. Herkesi de tek tip yapacağım. Sabri bak, benim gücümü sakın küçümseme. Bu deveyi de gücüm simgelemesi için yanımda getirdim. Fakat gördüğünüz gibi kendisi çok alıngan çıktı. Abi ayıp oluyor. Sus lan. Yalan mı? İşte gördüğünüz gibi deve de kulak, bende de kulak. Ya bu deveye gidersiniz ya da bu diyardan s**tirip gidersiniz. Ama unutma Recim Bey, deveden de büyük fil var, fil. Alın, bu da fil. Ha, bundan da büyüğü yok mu derseniz var. Beyaz balina var. Fakat onu buraya getiremedik, nihayetinde çok büyük. Şöyle bak, bu fil yanında çok çok küçük kalıyor. Biz de o kadar sanmıyorduk ama gidip baktık alıcı gözüyle çok büyük. Bildiğin gibi değil, bayağı büyük yani. İsterseniz su kenarına gidelim, orada kapışalım. Ama derseniz ki bize uyar, o zaman gideriz kapışırız suyun kenarında, tamam mı? Ne diyorsun Tayfun, gidelim mi? Gidelim abi, bana uyar. Tamam o zaman, tamam. Nasıl yapıyoruz? Bu kadar adam bir arabaya sığmaz. Zaten Şili'ye gideceğiz, uzun yol. Sizde araba var mı? Var 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 var. Ne var sizde? Kango var ya bizde, ticari. Tamam tamam, rahat rahat sığarsınız o zaman. Evet ya, deveyi arkaya atarız, biz öne geçeriz. Ha, biz deveyiz ya, hemen arkaya atın. Deveye diken insana s**ken yaraşır. Tamam 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 Tayfun, tamam dalaşma, bırak bırak bırak. Bırak, geçsin otursun öne ya, bırak. Tamam, o zaman önlü arkalı gidelim. Gültekin sen de fili kucağına alırsın. Ya Sabri, biz bu fili bu arabaya nasıl bindireceğiz? İki öne iki arkaya. Saçmalama Sabri, bu saatte üç tane daha fili nereden bulacağız? Kalmamıştır. Ne yapsak ya? Burger mi yapsak o zaman ha? Dürüm mürüm bir şey yiyeydik ya. Ağır gelir o şimdi.
Abi sen bir ara istersen. Bunlar nerede kaldılar ya? Şile sapağında bekliyoruz de. Alo Sabri Bey, neredesiniz? Biz bu Şile Kavşağı'ndaki dört yoldayız. Benzincinin orada. Siz neredesiniz? Ya şimdi yemek söyledik. Ya birazdan da kalkıyoruz zaten. Ya hani beraber yiyecektik. Ya ben de öyle biliyordum da. Fil huysuzlandı. Kan şekeri düştü. Neyse tamam, biz kalktık. Tamam geliyoruz. E hadi koyayım ya, aç olduk burada. Evet, su kenarına geldiğimize göre karşılaştırmayı yapabiliriz. Hadi yapalım. Balina gel bakayım sen buraya. Geç bakayım filin yanına. Evet, deve sen de geç bakayım. Yine en son ben değil mi? Evet, bakın gördüğünüz gibi deveden büyük fil var. Filden de büyük balina var. Teşekkür ederim balina kardeşim, gidebilirsin. Haklılar abi, deveyi de boşuna aldık, iyi mi? Ya şimdi ne yapacağız? Kapışalım, bir şeyler yapalım ya. Evet, hadi deve güreşi yapalım. Hadi yapalım. Gültekin'le deve beraber olsun, siz de ikiniz, tamam mı? Oo, siz çok güçlü oldunuz ya. Deve bize geçsin o zaman. Ya ben de çok iyi değilim bu oyunda. Beni saymayın yani. Tamam tamam, takımlar böyle iyi. Hadi başlayalım. İttir, ittir deve, ittir. Abi sıkı dur abi. Sıkı dur abicim. Yere bas. Tamam. Beyler su atmak yok, su atmayalım. Su atacaksanız gidelim yani. Bu kadar su atla da oynanmaz. Çimdikleme lan, çimdikleme. Lan ağzıma su giriyor oğlum. Ağzıma su giriyor. Hay anlatacağın hikayeye sokayım baba ya. İki saatte oturdum, bir de seni dinliyorum burada. Zaten deveyle fil çıktığında böyle iyice saçmalamaya başladın. Ben gidiyorum ya. Uyuyorum daha iyi yani. Oğlum gel lan gel. Bak en güzel yere başlıyor. Batak atacağız birazdan plajdan çıkıp. Bak Zeki, bunların hepsi gerçek oğlum. Hepsi yaşandı. Anladın mı?